Efendim tabii ki Sayın Murat Sönmez arkasına sığmadığı için bunun ben Evet. arkasına sığınıp çıktım ve PlayStation 4 elimize geldi. Birazdan da hep beraber açacağız. bakacağız. Heyecan var mı? Heyecanla beklediğimiz bebeğimizi Bir en şey söyleyeceğim. sonunda Ben elimize gelmeden ulaştık. açtınız mı abi? İlk önce onu Yok, bir yok. yok yok bir Aa, şey hiç yok öyle değil şey mi? yapar mıyız? Bakayım gerçekten de. Yok, o Evet doğru sadece iş. orada öyle bir şey oldu sadece. Efendim Dünya Yıldızı da sağ olsun bu açılışta bize katıldı. Orada duruyor. Maç bekliyor. Şimdi Evet, tabii FIFA'yı zannediyor, bekliyor. insanlar zannediyor ki Sony sağ olsunlar yolladılar ayı da verdiği getir bayağı bildiğin kubadan Atatürk Havalimanı'ndan soktum ceketin altında ya bayağı hani en son görüşmeye gittim neden böyle giyindim diyorsanız sakatlık artık öyle müzmin halde ki Başka işler başka kovalıyorsun işler yani. kovalama evet buyurun lütfen. Efendim bu şerefi lütfen Rica size ederim. Ne demek? veriyorum İkimiz efendim. birlikte. Yalnız şunu söyleyeyim. Sabah bir Sony PR'la her ne kadar seni yalanlamış olsam da Tamam doğruyu bir söyle. telefon görüşmesi geçtirdiler ki PS4 var. İster misiniz? Hayır Ben deseydin böyle ya. bir kekeledim falan. Hayır Yolla deseydin yolla ya. dedim yolla Kaç tane arkadaşlar. istedin? Ya bir düzine istedim ama bir tane Bir tane. geldi Her gün bir sadece. tane yollayacaklar inşallah. Öncelikle şunu söyleyelim. Çok güzel bir kutu tasarımı yapmışlar. Ön tarafta mavi ağırlıklı. Arkasını birazdan göstereceğim. Şurada plastik bir tutma yeri var ve çok rahat bir şekilde Suitcase güzel bir denilebilir mi şekilde yani? evet aynen taşıyabiliyorsunuz. Ön tarafta bakıyoruz hemen PlayStation 4 logomuz var. 500 GB hard disk var arkadaşlar bunun içinde biliyorsunuz. Jet Black burada da siyah olduğunu görüyoruz. Geniş 3 ceketlerin yaş ve iç cebine çok üstüymüş. iyi sığıyor. Geniş ceketlerin iç cebine bak şöyle, şöyle. Geniş cüzdanların. Aynen öyle işte. İstediğiniz yere götürebilirsiniz yani. Bu arada hafif de ha. Yani Evet, çok kötü değil. Bu gayet da. Ben çok güzel. merak ediyorum. İçinden ne çıkacak acaba Evet. diye. Hemen birazdan geleceğiz. Arka tarafa baktığımızda arkadaşlar Killzone'un burada öne çıkarıldığını görüyoruz ki zaten amiral gemisi. Hemen onun yanında Drive Club, Infamous, Watch Dogs ve Assassin's Creed FIFA Sony'nin niye yok? birinci elden değil ama koymuşlar. O da güzel. FIFA yok, doğrudur. Yuu ben kalkayım gideyim o Evet, zaman ya. kalkabilirsin. Evet bayağı gidiyorum ben ya. DualShock 4'ün nasıl olduğu, burada Vita ve mobilde kullanımı anlatılıyor ve diğer bir takım ayrıntılar var. Oraya çok fazla girmeyeceğim. Şunu söyleyeyim sadece, PSN Plus'ı olmayanlar için de 14 günlük bir deneme var içerisinde. Yani hemen takıp PSN Plus'tan bedava oyunları indirip oyun almamış olsalar bile oynayabiliyorlar. Biz indirdik mi? Henüz indirmedik. Birazdan inşallah indireceğiz. Haydi bakalım. Açalım. Yardım edeyim sana. Bak. Vay. Şunu alıyoruz. Hemen şuraya koyuyoruz. Efendim ben anlatayım. Burada Söyle. beyaz bir hiçbir şey yok. Evet bir şey yok. Arka tarafta da zaten çak da bizi umursamayacağımız şeyler yok. Evet, öncelikle şundan başlayalım. Burada kılavuzlarımız bulunmakta. İçerisinde Türkçe kılavuzlar da var. Safety guide'ımız var. Onun dışında Merhaba. pek çok dilde Hiç var okudun mu ama hayatında? Bunları açıp hiç hiç okudun okumadım. mu Hayır yani? ama mesela şu gayet güzel olmuş. PlayStation dünyasına hoş geldiniz diye Türkçe tamamen ve kullanmak için. Evet. Evet şu anda Rehberimiz. dayanamayanlar aşağı yorum yazsın. Yeter! Açın makineyi Dur. Yavaş yavaş Şimdi yavaş asıl yavaş. Asıl geldik geldik olaya. olaya. Bu bizim kontrolörümüz Birini de arkadaşlar. ben çıkartayım. Buyurun hepsini sor. Öyle şeyleri hiç Oo. dayanamayız. Getir, getir. Kalmadı abi. Nasıl? Önde parlak bir şeyler vardı. Yok hepsini Şişt, al. benim retinadan gözler de görmüyor. Buyurun lütfen devam edin. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Çok güzel ele oturuyor. Al bir. Ver bakayım. Yani DualShock 3 gibi Ya bir değil. şey söyleyeceğim. Abi sen Bittiniz FIFA'da bir yani. bakayım. Bayağı Evet bittiniz şu yani. FIFA'ya bir Dur bakayım yani. bakayım. Bak çalımı attım. Yandan şut gol olur. Bir bak. DualShock 3'ünün o böyle hafif esneyen, gacırdayan, gucurdayan tasarımı yerine gerçekten ele çok iyi oturan, oturaklı bir ve ağırlıklı bir cihaza gelmiş. Güzel, güzel Öyle güzel. oturuyor. İçinden bir tane mi Olur. çıktı şimdi bundan? Evet, bir tane çıktı. Buradaki en büyük olay biliyorsunuz tetikler. Burada bir tetiğimiz, bumperımız. Burada bir options, share butonu ki önemli. PlayStation butonu burada. Aynen açıldı şu anda. Altında Zaten açtık. Açtık bir de biraz buna ışık basılıyor mu aynı yandı. zamanda? Ha, Tabii. hem touchpad hem trigger. Güzel. Trigger şeklinde. Bu tarafta mikrofon girişimiz var. Bu tarafta şarj için USB. Analoglar yine aslında eskisi gibi. Bu artık PlayStation Vermeyin. DualShock'ta hep böyle ama aslında biraz asimetrik olsa belki biraz daha iyi olurmuş. D-pad kullanımı çok daha rahat geldi bana. Aynen öyle abi. En güzel iş
ele gerçekten çok kombayı, çok güzel bir şekilde oturuyor. Bakıyoruz başka neler çıkıyor. Bir tane bunun USB kablosu çıkıyor. USB kablosu. Doğru söylüyor. USB kablosu. Bir hemen açabilir misin acaba arkadaşlar? Uzunluğunu bir gösterelim. PS3'ün içerisinden çıkan şu kadar falandı. Bu Kuba şimdi, versiyonu olduğu için bu daha uzun. Evet, bu daha uzun olan versiyonunda. Normal artık, uzunlukta yani. Yani PS4'ü de televizyondan biraz uzaklaştırırsanız sıkıntı çekmeden hem şarj edip hem oynanabilir. Onun için biraz kısa olmuş olabilir ya. Biraz yani. İşte biraz da PlayStation konsolu getirirsen ya da tabii ki uzatma kabloları da var her yerde. Bir HDMI kablosu çıkıyor. Ardından HDMI kablosu altın değil yalnız, bayağı gümüş ve uyduruk yani. Öyle mi? Zayıfmış yani. Şey, ses komponenti artık ne böyle bir eskiden öyle komponent bir yok. Komponent kablo yok. Bu altın olunca ne oluyor dünya yıldızı? Bunun altın olması ile böyle gümüş olması arasındaki fark nedir? Mesela hiç bilmeyenlere bir açıklar mısın? Altın olunca daha değerli oluyor. Yani. Hayır, değerli değil. Bayağı bilimsel olarak aktarımı evet, daha az kayıpla yapıyor. Evet. Dolayısıyla daha iyileşiyor. Yani görüntüde ve şeyde daha temiz, daha net. Evet. Onun için genelde USB şeyleri, HDMI kablolarınızın kafalarının altın renkte evet, olmasına dikkat edin. Sadece altın renkte değil, altın. Altın olmasına dikkat edin. Hindistan'da onları kaynatarak o altın. Kolombiya'da altın çok oluyor, çıkmadığı için bu aralar maalesef. Bu gördüğünüz. Biz Kuba'da onlarla kız kaçırıyoruz yani. Bravo. Bildiğin altın var. Kız kaçırıyoruz. Bayağı öyle. Mikrofon ve onlarla kulaklığımız bu sonradan pakete dahil edildi. İlk PS4 söylendiğinde bu yoktu. Sonradan. Alo anne. Aynı şekilde konuldu. Rezalet. Evet, gelelim asıl olayımıza. Şimdi alalım şunu. Hop. Zurna'nın zıp dediği yere gelelim. Buyurun efendim, işte size. Oo, bak şu açıya bayıldık, şu açıya. Evet, şu açıya. Evet. Şu var ya, şu açıyı görsene şunu. Bak, ses çıkarıyor. İşte PlayStation 4 arkadaşlar. Buyurun Mertan Bey, ağırlığına bir bakın. Yalnız tipi gerçekten çok güzel. Yani. Hem böyle keskin çizgilerle çok modern bir havası var. Hem de şu üst bloğun alt bloktan böyle biraz diagonal olarak ayrılması böyle bir heyecan ve böyle bir delişmen bir hava katmış diyorum ben. Şimdi tabii benim karnım da aç. Bayağı tost makinesinde yanlış basmışım gibi. Böyle ekmekleri doğru tutturamazsın ya. Nefis ama ya. Evet, evet. Şurada iki tane USB girişi var. Buradan evet, CD giriyor. CD hemen giriyor. Arka tarafı Murat'cığım anlat. Bakalım. Arkada bir HDMI var, girişi bir var, optik olması gerekiyor, bir network için LAN var, AUX var, evet. Çok fazla bir şey koymamışlar. O da efendim bu bizim kablomuzu taktığımız evet, power elektrik kablomuz ile çalışan. Black Sabbath AC/DC versene mi dur şimdi bakalım ya. Şimdi şurası şu taraf parlak bir siyah, bu taraf daha mat bir siyah ama PlayStation 3'te olduğu gibi el izi kalmıyor arkadaşlar üzerinde. Çok bizimki da çok da FAT versiyonu için söylüyorum. Buralar böyle parmak izi dolardı. Çok da tüy toplayacak gibi de gözükmüyor. Şurada bir PlayStation logosu var. Ön tarafta yok, bir çok minimal ve var, çok şık olmuş yani. Yani bunu olmuş, böyle evine koyduğun zaman insanlar geldiğinde vay bu ne diyecekleri bir cihaz olmuş. İki USB gayet girişi var. Şeyi nereden gördünüz? Ha, disk slot şurada. Evet. İki de USB bağlantısı var. 4. Taktığın zaman şurada da bir ışık ışığı var. Ha, o ışığı bu, da görseydik. Ya ışığı ya, da görelim. Niye görmüyoruz? Böyle görelim ve tabii bu şekilde evet, kullanılabiliyor. Kontrolörde yine bir şey göstereyim. İki tane farklı bir siyah bir gri bölge var. Bu gri bölgenin üzerinde ufak yivler var. Çok ince çizgiler açılmış. O da daha rahat oturmasını ve terlediğin zaman rahatsızlığı azaltan bir detay olmuş. Şöyle söyleyeyim sana. Orada eyvah diyorum çünkü gördüm şu anda da hissettim de sen söyledikten sonra. Aç dünya yıldızı malı. Bayağı bastım. Açılmadı. Kabloyla tanıması gerekiyor olabilir mi acaba? Olabilir. Evet. Bayağı normal eski düzgünlerde şuralar kirleniyordu. 8 saat FIFA oynuyorsun. Evet. Böyle şimdi demek ki temizlenmeyecek bir kirlilik riski mevcut. Bayağı evet, nano yivler var çünkü. Güzel hissediyor tazeyken. Yani şöyle ama olmuş çok oluyor. Kullandığında. Şöyle olmuş oluyor. Sıklıkla değiştirin. Evet. Jiletle ortaklığa gitmiş Sony. Bundan sonra biz satıyoruz durmadan jilet alın diyor. Her tıraşta. Tıraş derken evet. Evet, açma kapama düğmesi bu. O şey düğmesi eject abi. Eject düğmesi. Evet, evet. Güzel.
biraz daha uğraşıp sizin için ilk load'u... Bu arada nefes alıyor. Bayağı bu PlayStation 4 şu anda nefes alıyor. Işığına bakıyorum, bir yanıya bir sönüyor. Kalbim de aynı değerden, benim kalbim daha hızlı atıyor. Evet. Buradan da anladık mı? Efendim, Multiplayer Stüdyosu'na PlayStation 4'ümüz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Murat Değerli. Şunu söyleyelim, ambargosu var. O yüzden televizyona takıp size bir şeyler gösteremiyoruz. Ama önümüzdeki bu 29 Kasım akşamı zaten Multiplayer programında da göstereceğiz inşallah. Göstereceğiz içini dışını. Peki, şimdilik hoşça kalın, görüşürüz.